günler sevgili seyirciler. Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Kültür Sanat gündemiyle karşınızdayız yine bugün. Bugün ödüllere doyamayan bir web dizisinden bahsedeceğiz. Hile'den bahsedeceğiz. Onun yaratıcısı Taha Ulukaya ile bir araya geleceğiz ve dizinin müziklerini yapan Kenan İşan'la bir araya geliyoruz. Taha Ulukaya dizinin hem senaristi, yönetmeni ve de başrol oyuncusu. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet, bir web dizisinden bahsedeceğiz. Hile. Hile 2-3 sene önce değil mi? 3. sezonuna girmek üzere. Evet. Çok ilgi çekti. Ve de biraz önce söylediğim gibi ödüllere doyamıyor. Şimdi önce size sizi bir tanıtmak istiyorum. Taha Ulukaya, Hile'nin senaristi, yönetmeni, başrol oyuncusu ve müziklerini yapan Kenan İşan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu ilginç diziyi konuşacağız. Her şeyden önce bu dizi, web dizisi dediğimizde nedir? Nerede yayınlanmaya başladı? Nasıl bir yolculuk izledi? Ve bu ödüller neler? Onları ya konuşacağız. Biz 2013 yılında yazmaya başladığım bir hikayeydi bu. 2016 yılında hayata geçirme kararı aldık. Bir YouTube'da da Filmler ve Filmler diye kanalımızı açınca. O da bir ivme kazandı falan filan. Kendi kanalımızda yayınlayalım dedik. Sonuçta YouTube'da artık sosyal medyada bir kendi içinde medya olduğu için. Aynen. Kendi kanalımızda yayınlayalım dedik. Böyle bir gücümüz var. Yayınladık. Güzel de reaksiyon aldı açıkçası. Şimdi 2017'de ikinci sezon. Bu sezonda işte pardon 2018'de bu sezonda sezon final, yani finalle final sezonuyla bitireceğiz. Öyle bir durum yani. Şimdi şeyden bahsetmek şart sizin YouTube kanalınızdan. Bunu daha iyi anlamak için. Filmler ve Filmler diye bir YouTube kanalı var. 600 bine yakın takipçisi var bu YouTube kanalının. Siz filmlerle ilgili parodiler yapıyorsunuz. Vizyona giren filmlerle ilgili parodiler yapıyorsunuz. Ya evet, daha çok öyle biliniyor. Evet, öyle biliniyor. Aynen. Ve her video korkunç bir izlenme şeyi var. etkileyici bir şekilde gerçekten 600 bin, 500 bin, 300 bin gibi böyle büyük rakamlarla izleniyor. Gerçekten çok filmlere farklı bir bakış açısıyla bir eleştiri getiriliyor. Eğlenceli bir şekilde. Bizim konvansiyonel medyanın yapmadığı bu şekilde tabii ki. Tabii yani orada daha özgürsünüz. Hani bu özgürlük genelde küfür etme, sigara içme olarak algılanabilir ama durum bu değildir. Hani orada daha rasyonel tercihlerde bulunabiliyorsunuz. Keza dizimizde o şekilde zaten bizim. Dolayısıyla daha rahatız. Kendi medyamızı oluşturduk. Kendi izleyici kitlemiz var. Bir kaygımız da yok orada. Hani kaygımız derken neyi kastediyorsunuz? Ya herhangi bir maddi bir kaygımız yok yani. Evet, hani şimdi ama bir kere bu ücretsiz bir şekilde bir kere kendi kanalınıza koydunuz. Ücretsiz bir şekilde izlendi bu iki sezon. Ya ilk sezonu biz şöyle yaptık Aslan. İlk sezon biz kendi YouTube'dan elde ettiğimiz gelirlerle bunu tabii 600 bin izleyici olunca tabii elde ettiğimiz gelirlerle onu o şekilde çektik. 20 bin lira bir maliyeti vardı. Şimdi web dizi olayı bizim ülkemizde tam oturmuş bölüm değil. Bölüm başı değil herhalde. Yok, komple. 10 bölümlük. Aha. Bütçesi 20 bin liraydı. Sonra ikinci sezonu çekecektik. İkinci sezon içinde bir bağış yayını oluşturduk biz. Bu bağış yayını 40 saat sürdü aslında. 40 saat canlı yayın. 40 saat canlı yayın yaptık. Sürekli değişenler, kesintisiz. İşte müzik, sohbet, muhabbet 40 saat boyunca. Ve o 40 saatte biz, bizi izleyenler tarafından gönderilenlerle 25 bin liralık bir bütçe oluştu. Ve 40 saatte 25 bin lirayla ikinci sezonumuzu çektik. Tabii bu sefer hani daha da bir başka kendi oluyor. Kendi içinde bir ekonomisi tabii var. Tabii kendi içinde bir ekonomisi var. Yani şimdi size adam atıyorum bateri alacak. Bateri için para biriktirmiş. Yok abi ya siz bu diziyi çekin diyor. O parayı size gönderiyor. Gerçekten. Yani siz bu diziyi çekmek zorundasınız. Evet. Yani o saatten sonra hani. Başka bir alternatifiniz yok. Aldığımız ödüller, insanlar yurt dışından, biz şimdi Seul'de mesela web dizi festivali yapılıyor 20 yıldır. Evet. Şimdi aslında ben lafınızı keseceğim ama bir fragman izleyelim. Bilmeyenler.
bir fikir sahibi olsunlar. Bir fragmanı izleyelim, ondan sonra devam edelim. Yeni iş geldi. Yerli yabancı. RV Games. 2 ay süre vermişler. Oyunu tam 22 yazılımcıya göndermişler. Ama sen hepimizden önce hile kodlarını çözmeyi başardığın için geri kalan herkesi aynı gün içinde öldürdüler. Oyunu baştan mı yapacakmışsın? Oyun zaten bitmiş. Oltan abi, gidiyoruz. Şu anda oyunla ilişiği olan herkesi teker teker öldürüyorlar. Abi gidebiliriz. Para hilesine de yazdım. İşe de yaradı. Bak bir ton para ver hesabı. Çünkü sen var olan temalar üzerinden gitmek yerine kendi algoritmanı yaratıp oyunun içine yerleştirdin. Şirket de bu kodların peşinde. Yani kodları ele geçirdikleri zaman seni de öldürecekler. Milyonlarca insanın aynı saatte, aynı dakikada sana para transfer etmesi işte bu seni takibe düşürür. Oyunu gönderdiğimiz 22 yazılımcıdan henüz kodları yazmayı başaran olmamıştı. Ta ki bu sabaha kadar. Kim? Felix Weber, Türkiye'den. Efendim, kodları bulduk. Ne yapıyorsun? Oyuna giriyorum. Tüm birimleri hedef koordinatına yönlendirin. Hedef yok edilecek. Çok da heyecanlı. Müzikler de müthiş tabii. Şimdi müzikleri de tebrik etmek lazım. Büyük müzikler, büyük bayağı şey, Hollywood prodüksiyonu gibi bir şey değil mi yani gerçekten? Bayağı orkestral bir sound çıkartmaya çalıştık. Uzun sürede uğraştık. Ve bu iş yapmanın en zor tarafı şuydu. Görüntüde görmeden müzikleri yaptım ben. Nasıl yani, film bitmemişken siz hikayeyi anlattınız. Senaryo geldi. Kısıtlı zaman, kısıtlı bütçe çalışmaya başladım. Senaryo... Zaten kısıtlı bütçe bile yani 10 bölüm 20-25 bin liraya imece usulü sahiden. Biri baterisini bağışlıyor, biri evini belki bağışlıyor o sırada. Yani bölüm başı 2000 gibi bir bütçe var. Başka filmlerin catering parası bile değil aslında bu bir bölüm için. Tabii canım. O aşama zordu. Ondan sonra bölümler gelince... Çok güzel oturdu. Zaten Talib biz 15 yıldır falan arkadaşız. Öyle mi? Aynı dilden konuşuyoruz. Revizesiz bitirdik ve çok güzel oldu iş. Gerçekten müzikler de şey. Yani. Şimdi biraz hikayeden de bahsedelim. Şeye sonra geri dönelim. Bu internet ortamında iş yapmak nedir? O bir başka dünya sonuçta. Bir dünya. Kendi içinde bir dünya, dinamikleri farklı, kodları farklı. Hı. Onu da siz çok iyi biliyorsunuz zaten, 500 bin takipçisi olunca çözmüşsünüz belli ki. Ya hikayesi genel olarak bir tane yazılımcı esas olanımızın etrafında dönen bir hikayesi var. Buna bir tane yurt dışından yapılmış oyun geliyor. Oyunun hile kodlarını yazıyor. Sonra hile kodu nedir? Ben hile hiç kodu bilmiyorum. Tabii şudur. Ben oyun oynamıyorum. Atıyorum oyunda işte para hilesi yazarsın. Oyunda paran olur. Silah hilesi. Silah yazarsın. Hilesi yazarsın. Oyunda silahın olur. O kime yarıyor hileler? Oynayan kişi. Oynayan kişi aynen. İçin. Bölümü daha kolay geçmek için mesela. Nasıl? Oyunu daha kolay bitirebilmek için yazar. Falan. Rakibi varsa onu geçmek için yazar. Sonra işte bu da silah hilesini falan yazıyor oyunda. Oyunda gerçekleştiriyor. Sonra bir bakıyor gerçek hayatta da giysi dolabını bir açıyor. Bütün silahlar orada oyundaki. Para hilesi yazıyor. Banka hesabında gerçekten para var. Oyundaki paralar falan. Bu şekilde ilerleyen, büyüyen bir hikayesi ama var. Ama bu senaryo çok girift bir senaryo aslında. Evet. Biraz da bilim kurgu türünde. Nereden aklınıza geldi böyle bir senaryo ya yazmak? Nereden? İlham mı aldın? Ya biz sonuçta hani her jenerasyon, aslında her şeyi yakalamış bir jenerasyonuz. Evet. Hani... İçine doğdunuz siz bu tabii. Ya bir de şey dünyanın. Sokakta top oynayarak büyürken bir anda elimize böyle görüntülü aranan telefonların geldiği, ondan sonra ultra bilgisayarlarda oyun oynayabildiğimiz bir jenerasyonuz yani. Her aşamasını görünce böyle şeyler gayet normal gelmiyor. Aynen. Ya internette bu iş şimdi biz dediğim gibi aslında hani Miami'den işte Kopenhag'dan, Seul'den, Los Angeles'tan falan
böyle ödüller almaya başladık. Tabii biz hani Altın Kelebek'te adaydık mesela geçen sene. Yani bizim için garip bir durumdu açıkçası. Çünkü yurt dışında web dizi olayı başkadır. Ne gibi? Şöyledir. Web dizi olayı ücretsiz ve bir gelir yani gelir gütmeyen ve tamamen insanlar ücretsiz bir şekilde yayınlanan kısa film gibi düşünün bunu. Bu şekilde YouTube'dan veya herhangi bir başka platformdan yayınlanan şeye denir. Yani bu paralı platformlardan bahsetmiyorum. Hı-hı. Yurt dışında bu durum bu şekilde. Hı-hı. Ama biz mesela 20 bin liraya çektiğimiz projeyle Şahsiyet, Masum gibi projelerle yarıştık. Şimdi bu mümkün değil. Etik olarak mümkün değil yani. Ama bu bizim için gurur tabii. Teşekkür ederiz. Haluk Bilginer'le rakip gözükmek. Bu güzel bir şey tabii yani. Peki siz yola çıktığınızda böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Bu zaten bir festival projesiydi. Biz yurt dışındaki festivallerde kendimizi ne durumdayız, neler yapabiliyoruz görmek için çıktık. Yani karşılaştırabilmek için. Tabii. Yani bir popülerite aranan bir proje değildi aslında. Nerede duruyoruz? Gerçekten durum buydu tamamen. Şimdi mesela Seul'e başvurduk biz web dizi festivali için. Adamlar bize mail attılar. Mailde diyorlar ki 20 yıldır yapıyoruz biz bu festivali. Türkiye'den ilk defa başvuru geldi dedi. Şimdi Miami'de başvurduk festivale, web seri festivaline aslanım. Ve başvuruda işte dizinin adı, türü, işte bütçesi falan yazıyor. Ama bütçe seçenekli. Minimum 10 bin doları seçebiliyorsunuz. Bizim daha da evet. Bizde öyle bir durum yok. Evet ama bizim işte 10 bin dolar işaretledik ama açıkladık dedik. Hani evet. Durum bu. Seçenek yoktu. Onu seçtik dedik. Adam da dedi ki sonra bir sonraki bu sene yani Miami Web Seri Festivali'nde en iyi düşük bütçeli web seri kategorisi açıldı. Yani baktılar ki adamlar ha bunda da çekiliyor diğer ülkelerde. Evet. Para birimleri eşdeyip. Durum bundan ibaret yani. Bir de o seçenekli şeyini kaldırdılar. Kaldırdılar bu arada onu da. Evet. Onu kaldırdılar. Evet, ona da etki etti yani. Aynen. Yani oradaki sistemi de bozdunuz. Hileler. Hile değil tabii bu ama neyse. Evet şeylerinizi, kurallarınızı koydunuz. Şimdi aslında biraz sizi tanıyalım da daha önce neler yaptınız ben merak ettim. Sizden başlayalım. Şimdi bir kere tipinizden de biraz uzaklardan geldiğiniz belli. Evet, Doğu Türkistan'dan. Doğu Türkistan'dan geliyorsunuz ama mükemmel yani uzun zamandır buradasınız herhalde değil mi? Ama şey tip. Doğduğum sene ailem oradaki savaştan kaçarak buraya geliyor. Yıl kaç? 90 yılında. Ya ben 1 yaşındayken falan. Buraya geliyorlar. Aynen. Buraya yerleşiyorlar. Türkçe falan da yok bir şekilde. Zor ama alışıyorlar yani buraya. Kendi topraklarını bırakıyorlar. İşte orada hala yaşanan bir zulüm var. Oralardan kaçarak geliyorlar. Benim ailem de müzisyen bu arada. Ben onlardan zaten. Öyle mi? Evet. Yani baban, annen... Babamla ayrıca vefat etti zaten. Annem, abim, bunlar hep işte dayım da daha aslında müziği çok sever ve bunlar enstrüman çalabilen insanlar. Ve de ben bir enstrüman çalınca bir övgü, bir şey hiç duymuyordum çünkü onlar biliyor zaten. Normal bir şey. Daha bunu yeni mi çalıyorsun falan diyorlar. Yani böyle bu ne? Tuhaf bir şeydi yani. Bilmemek. Zor yani. Bir çocuklukta. Evet. Yani öyle işte. Sonra? Sonra işte müzik gruplarında çalmaya başladım. Çok genç yaşta, 15-16 yaşlarında. 18 yaşında bir medya grubuna girdim. Radyolarda çalıştım. Sonra işte klasik müzik, film müziklerine merak saldım. Taha'yla o dönem tanıştık. Hı-hı. Kısa film falan yapıyorlardı. Ondan sonra işte bayağı sektörde çoğu kanalda çalıştım. Sizle daha önce çalıştık ama sizin haberiniz yok. Aha öyle mi? Evet. Öyle mi? Daha önceki kanalda mı çalıştık? Evet aynen. Öyle mi? Nasıl? Ne ayıp bana. Ben hatırlayamadım. Yok birebir size değil ama grubunuzda. Öyle mi? Evet. O zaman radyolardan. Televizyon. CNN'e ve radyolara evet. Öyle mi? Ama yani beni biliyor olmam lazımdı ve katiyen hatırlamıyorum çok beni. Evet. Yani olur tipiniz de yani. Hatırlanmayacak gibi evet, değil yani. Çok rahat. Evet. Ama müzisyenler gece falan çalışırlar daha çok. Belki daha böyle farklı saatlerde mi gelip gidiyordun? Yok öyle triplerim yok ya. Evet. Daha çok sabahla daha dinç ve daha öyle mi? Ne daha... güzel. Evet. Peki çok güzel böylece tanışmış olduk geç bile olsa güzel oldu yani. Şimdi siz de tiyatro ile başladınız bu işe galiba ben değil mi? Tiyatroya ilginiz var öğrencilik döneminde. Tiyatro grubu kuruyorsunuz, turnelere çıkıyorsunuz. Evet. Ya Karadeniz Ereğli'yim ben oradan geldim.
işte askerden sonra falan bir anda böyle kendim İstanbul'da bulunca işte tiyatro grupları, seslendirme stüdyoları, bir ara TRT'de dublaj. Evet, işleri, dublaj var. Seslendirme evet. falan yaptık. Hani şey vardır ya böyle abi senin sesini iyi ya git yap falan filan. O, eğitim var mı o sırada aynen. şey? Ya ben seslendirmeyi. İşte Sungun Babacan üstadımız, Murat Şen, Harun Can hepsi çok saygı duyduğum insanlar. Onların böyle kapılarını aşındıra aşındıra ben buradayım abi kovsanız da gitmiyorum. Bana bu işi öğreteceksiniz de o noktaya geldi. Hani eğitimim alaylıdır bu konuda ama yeni üstadlardan alınca tabii, tabii o işin ayrı bir şey oluyor. Yani sonra seslendirme falan derken bir ara işte ben bu işleri bırakıp ya sosyal medyada bir şey yapmalıyım. Ama böyle ciddi de yapmamalıyım. Çünkü ciddi yaparsam sosyal medyada kimse bunu kale almayacak. Tabii illa şey olacak. Alanı, farklı olması tabii, lazım. Tabii alanım bir de sinema benim. Bu evet. işlerle uğraşıyorum. Yazıyorum, çiziyorum falan. O sıra işte bir anda böyle bir şey çıktı. Filmler yapalım abi. Nasıl olacak bakalım falan filan. Bir anda böyle bir video yayınladık. Böyle bir filmi mizahi bir şekilde eleştirdik böyle yani. Tamamen böyle geyik öyle ama vardı çok ya arkadaşlar. Şey çok matrak sahiden şimdi evet. Normal filmin bir fragmanı veriliyor. Orada bambaşka bir seslendirme yapılmış. Tamamen Türkçe çok, bir de. Evet. Yani. Tam parodi bizden. Halinde. Görüntüler filmin orijinali ve şey seslendirme size ait. Tabii, metinle evet. seslendirme. Aynen. Hatta orada 4-5 tane ses var falan. Hepsini ben yapıyorum. Adam bana şey diyor. Abi başka kimler seslendiriyor diyor. Onları diyor. Öyle yani bir anda patladı. Bugünlere geldik çok şükür işte hileyle de ülkemizi temsil ediyoruz yurt dışında. Çok güzel. Peki şimdi hileye geri dönelim. Şimdi daha doğrusu şey karşılaştırması yapmak istiyorum. Bizim bildiğimiz konvansiyonel işte televizyon, medya vesaire ve bu web dünyası. Hı hı. Dinamikleri tamamen farklı, kodları farklı. Nasıl görüyorsunuz. İkisini de karşılaştırma imkanınız var tabii. Bu kadar işin içinde olunca. Tabii çünkü biz bu medyayla büyüdük. Evet. Ama şu an o medyaya hizmet ediyoruz. Evet. Dolayısıyla buradaki mesela bana sorarsanız dizi açısından sadece bakacak olursak mesela bu dizilerin derhal sürelerinin düşürülmesi şart. Bu hep süregelen zaten bir şey. Derhal şart çünkü dünya hızlı tüketime doğru gidiyor. İşte mesela biz YouTube'da bir video üretirken bu videonun uzunluğu ve nedir? İçerikteki hızı evet. Sıkıyor mu, sıkmaması lazım abi. Hadi derdini, meyamını çabuk anlat da bitsin bu iş. Hı hı. Şey geldi artık olay. Millet hadi abi ne var deyip şu hareketle hı. seni bir anda zaplıyor. Zaplayabiliyor yani. Evet. O yüzden televizyon dünyasının da bu hıza ayak uydurması gerektiğini hı. düşünüyorum derhal. O klasik şeylerden, kalıplardan çıkmamız lazım bence. Orada sahiden bir dünya var. Ve bambaşka bir profil de var aslında. Hı-hı. Tabii ki genç bir profil her şeyden önce. Sizin izleyiciniz nasıl? Hilenin izleyicisi nasıl? Tanıyor musunuz izleyicinizi? Tabii ki. Yani sonuçta bizde bir bütün analitikler var. Şeyini, baterisini bağışlıyor. Bir tabii kere böyle yani. Değişik bir kitle var ben, kesin. Ben yolda sokakta gören insan beni hani direkt böyle sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi geliyor yanıma yani. Abi ne yapıyorsun diyor yani. Direkt böyle hani hiç merhaba falan yok hani bizde. O yolda geçerken abi bir gel çay içelim diyor. İnsanları, evet. Tabii tabii abi gel çay içelim diyor falan. Ya öyle durumlar yani hiç. Seni sanki ilk defa görmemiş de 40 yıldır beraber arkadaşmışsınız muamelesi yapıyor. Dolayısıyla biz sen hedef kitleni de görüyorsun zaten. Bu YouTube'un da geniş analitiği var. Şimdi biz evlere reyting cihazları dağıttırmadığımız evet. için. Hani nedir durum, sizin yöntemleriniz? Bizde analitik diye bir şey var YouTube'da. Orada görüyorsun hangi yaşta insanlar seni izlemiş, hangi videonu hangi yaş kitlesi izlemiş, kadın mı, erkek peki mi? Peki sizin şey hilede nasıl bu? Hilede bizim 18-24 hı-hı. genel olarak. O tam böyle, böyle sağlam genç kitle. Sağlam genç, evet. O kitle bizi izliyor genelde. Ama işte şikayet noktamız %75'imiz erkek izleyenler. Evet. Öyle mi? Biraz kıraathane ortamı o. Kıraathane gibi. Aynen böyle. Böyle aç abi hile izleyelim falan. Oralet izliyorlar. Neden? Peki şimdi bunu bilerek yapmadınız. Erkekler izlesin yok canım diye bir yani. Şey değil. Aynen. Ne bileyim belki. Öyle oldu. Ben erkeğim diyorlar. Aşk yoksa işin içinde zaten belki o yani aşk meş biraz az galiba. Dizide mi? Tabii aşk yok. Evet. Aynen ondan. Onu koyalım biz. Bir kadın figürü bir şey. Kadın var da aşk yok. Hani. Evet. Kadın var evet. Güçlü kadınlar var. Evet. Güçlü kadınlar var. Hani
O zaten o çok önemli. Şimdi tabii bizim bu konvansiyonel medyada bir kadın tipolojisi var ki gerçek hayatla bir ilgisi yok aslında. Çok çarpıtılmış ve yanlış normlara oturtulmuş bir kadın tipolojisi var. Sizin orada diyeyim, sizin dünyada farklı o. Tabii. Tamamen o yani. Evet. Peki şimdi bu Oscar aday adaylığı nedir? Bizim o tamamen öyle bir şey var. O nedir? Tamamen o bir anda gerçekten bizim bir savaş verip de uğraştığımız bir şey de değildi. Biz Los Angeles'ta ödül aldık aslında. Bizim bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Çok tabii, pardon. Burada tabii. Evet bir araya gidelim, tabii. Devam edelim. Sevgili tamam. seyirciler, bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz. Oscar aday adaylığını konuşacağız hilenin.